4 boyutlu ultrasonda bebeğin doğduktan sonra kime benzeyeceğinin yanı sıra vücudunda olan anomaliler de taranır. Ve bunda bebeğin burun kemiğinin olup olmadığına, beyninde kist olup olmadığına, özellikle omurgasında büyük bir problem var mı yok mu buna, ellerinin ayaklarının durumuna 4 boyutlu ultrasonla çok daha güzel bakılabilir. Çünkü 4 boyutlu ultrasonun teknolojik olarak bir takım avantajları var. Bu ultrason türünü kullanarak bebeğin omurgasını çok güzel görüntüleyebiliyoruz. Bunun dışında yüzeyini, yani vücudunda olan değişiklikleri çok güzel görüntüleyebiliyoruz. Ellerinde, ayaklarında olan malformasyon dediğimiz bir takım anomalileri ayırt edebiliyoruz. 4 boyutlu ultrasonun bu tip avantajları var. Bunun dışında tabii ki bebeğin kime benzeyeceğini, neye benzeyeceğini onları da görebiliyoruz ve bu gayet de sevimli oluyor. Çünkü aile de en çok bunu merak ediyor. Bu 4 boyutlu ultrasonun büyük bir avantajı hakikaten. Çünkü normalde bebeğin neye benzeyebileceğini başka türlü göremeyiz ama annenin karnındayken 4 boyutlu ultrason sayesinde bunları görebiliyoruz ve bu gerçekten anne baba için önemli bir avantaj. Tabii ki bizim artı baktığımız şeyler konusunda da çok büyük avantajları olduğu için 4 boyutlu ultrasonun kullanımı genel olarak son zamanlarda arttı ve sonuçlarından hem hekimler hem aileler gayet mutlu.